Amerika'da İnşallah. World Net Daily isimli yayın organında 24 Haziran 2011'de Hazreti İsa ne düşünürdü? Kiliseler artık İslam'ı tanıtıyorlar başlıklı bir haber yazısı vardı. Şöyle haber: düzinlerce Hristiyan kilisesi pazar günü kiliselerinde Kur'an okuyarak İslam dinine duydukları saygıyı göstermek ve Arap ve Müslüman dünyasına bir mesaj olarak göndermek istediklerini belirtmişler. Kur'an okunmasını destekleyenler, Müslüman karşıtı bağnazlığı ve yanlış anlamaları, güvensizlikleri ve bazı durumlarda şiddete yol açan negatif yaklaşımları gidermeyi amaçladıklarını belirtmişler. Bu güzel. Hristiyanların Müslümanlarla arkadaş olması, birbirlerine insancıl bir yaklaşımla yaklaşmaları, birbirlerine saygı duymaları çok hayati bir konu. Çünkü dinsizlik dünyaya kasıp kavuruyor. Mahvolmuş insanlar. Allah'ın birliğine inananlar, hakkı arayanlar birbirini sevip koruyup kollayacaklar. Ve Hristiyanlar olsun, Museviler olsun, ehli vicdan olanlar bakıyorlar Kur'an'a, hakikaten hak kitap. Yani Kur'an okuyup da yok Kur'an hak kitap değildir diyebilmek için vicdanın çökmesi gerekir. Baştan sona Kur'an okuyacak adam da neye göre hak kitap değil? Bir tane delil, herhangi bir açıklama bul. Baştan sona kadar nur, baştan sona kadar sevgi, baştan sona kadar akıl. Neye göre değil? Ve taklidi yapılamıyor. Ve bilimin 1400 sene sonra bulduğu gerçekleri 1400 sene öncesinden bildirmiş. İnşallah. Ve dünyanın en dürüst insanı Muhammedül Emin denen peygamberimiz bizlere aktarıyor. Vahiy geldiğinde kendini kaybediyor peygamberimiz. Üstünü örtüyorlar. Baygınlık geçiriyor ve baygınlıktan kalktıktan sonra vahyedilen Allah'ın hükümlerini söylüyor ve kaydalıyorlar. Hiçbir çelişki yok Kur'an'da baştan sona kadar. Vicdanı olan hak kitap olduğunu anlar. Cenneti, cehennemi, ahireti her şeyi çok mükemmel anlatıyor Cenab-ı Allah.